İstanbul Kitabı 8. Ünite 3. Dinleme Sayfa 138 Kaşal Kaşağı heye el hassese leti nistadimha fil farki alel hasan. Emel Seyfettin'in Kaşağı adlı hikayesini dinleyelim ve aşağıdaki boşlukları dolduralım. Nesteme ile hikayet Amr Seyfettin hu ahad الكتاب العظام في تركيا الحكاية التي تدعى كاشغ الحساسة ونملأ الفراغات التي بالأسفل حسن و أبي için çok zevkliydi. كان نقطة ممتع جدا بالنسبة لحسن وأخيه الكبير. أبي كاشغي نقطة بولور يجد الأخ الكبير الحساسة نقطة. بابası حسنا نقطة cezası verir. يعاقب أبوه حسن ب نقطة. سيدجا هيكاينين أنا فكري ندر. في رأيكم ما هي الفكرة الأساسية في الحكاية؟ öyküyü dinleyelim ve aşağıdaki bölümleri doldurarak özetleyelim. نستمع إلى الحكاية ونقوم بتلخيصها عن طريق ملء الفراغات التي بالأسفل. hikayedeki kişiler Fiziksel özellikler, karakter. Ma hiye simat al-shakhsiyye ve simat al-bedeniyye lil-ashkhas lezine fi al-ruvaye. Hikayenin gitsi yer. Ma huwa al-makan lezi darat fihi al-hikaye. Zaman, al-vaqt, olay, al-ahdath, sunuç, al-natige, konu, al-madua, ana fikir, al-fikre al-asasiyye. Hadi şimdi uykuya dinleyelim. Annesi İstanbul'a gittiği için kendisinden bir yaş küçük olan kardeşi Hasan'la Dabaruh'un yanından artık hiç ayrılmaz. Dabaruh babasının seyisi, yaşlı bir adamdır. En sevdikleri şey atlardır. Dabaruh'la birlikte onları soya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, onlar için çok zevklidir. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok hoşlarına gider. Dabaruh eline kaşığı alıp işe başladı mı tıkır 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 tıpkı bir saat gibi yerinden duramaz. Bunu gören küçük çocuk ben de yapacağım diye tutturur. O vakit Dabaruh onu tosunun sırtına koyar, eline kaşığı verir, hadi yap der. Bu demir gereceği hayvanın üstüne sürter ama o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdı. Her sabah ahıra gelir gelmez, Dabaruh tımarı ben yapacağım der. Ama adam izin vermez. Ancak boyu at kadar olunca yapabileceğini söyler. Boyu atın karnına bile varmıyordu. Boyu atın karnına bile varmıyordu. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşağının düzenli tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor. Kulaklarını kısıyor. Kuyruğunun kocaman bir büskül gibi sallıyordu. Tam timar biteceğini yakın huysuzlanır. O zaman Dabaruh "Höyt!" diye sarısına bir tokat indirir. Sonra öteki atları timara başlardı. Ağabey bir gün yalnız başına kalır. Hasan'la Dabaruh dere kenarına inmişlerdir. İçinde bir tımar etme hırsı uyanır. Kaşayı arar, bulamaz. Annesinin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği armağanlar içinden çıkan kaşığı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen alıp Tosun'un yanına koşar. Karnına sürtmek ister fakat rahat durmaz. Sanırım acıtıyor diye düşünüyor. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşığının dişlerine bakar. Çok keskin, çok sivridir. Biraz küreltmek için duvarın taşlarını sürtmeye başlar. Dişleri bozulunca yeniden dener. Gene atların hiçbiri durmaz ve kızar. Öfkesini sanki kaşığından çıkarmak ister. 10 adım ilerideki çeşmeye koşar. Kaşığı yılan taşına koyup yerden kaldırabildiği en ağır bir taş bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başlar. İstanbul'dan gelen üstelik Dabaruh'un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşığı ezip parçalar. Sonra yalağın içine atar. Babası çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşığı görür. Dabaruh'u yanına çağırır. Dabaruh şaşırır. Kırılmış kaşığı ortaya çıkınca babası bunun kim yaptığını sorar. Dabaruh bilmiyorum der. Babası gözleri ona döner. Daha bir şey sormadan çocuk kaşığı kardeşi Hasan'ın kırdığını söyler. Dabaruh uyurken odaya girdi. Sandıktan aldı. Sonra yalayın taşından ezdi der. Babası Hasan'ı çağırır ve
bu kaşığı niye kırdın diye sorar. Hasan Dabaroh'un elinde duran alete şaşkın şaşkın bakıp sarı saçlı başını sarsarak ben kırmadım der. Doğru söyle, darılmayacağım. Yalan çok kötüdür der babası. Hasan inkarda direnir. Baba öfkelenir, üzerinden yürür, utanmaz yalancı diyerek yüzüne bir tokat indirir. Dabaroh'a götür bunu eve. Sakın bunu bir daha buraya sokma. Hep Pervin'le otursun diye haykırır. Artık ahır da hep yalnız oynar. Hasan eve hapsedilir. Annesi geldikten sonra da bağışlanmaz. Annesi onun iftira atabileceğine hiç ihtimal vermez. Ertesi yıl anne yazın gene İstanbul'a gider. Hasan'a ahır hala yasaktır. Bir gün birdenbire hastalanır. Doktor koş balazı der. Babası yatağın başucundan hiç ayrılmaz. Hizmetçi kardeşinin öleceğini söyler ve çocuk ağlamaya başlar. Gece uyuyamaz, uykuya dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözünün önüne gelir. İftiracı, iftiracı diye karşısında ağlar. Pervin'i uyandırır. Hasan'ın yanına gitmek istediğini ve babasına bir şey söylemek istediğini söyler. Pervin, yarın söylersin der. Sabaha kadar gene gözlerini kapayamaz. Hava Yunus ağrırken Pervin'i uyandırır ama zavallı suçsuz kardeşi o gece ölmüştür. Şimdi tekrar dinleyelim ve tercüme edelim. Annesi İstanbul'a gittiği için kendisinden bir yaş küçük olan kardeşi Hasan'le Dabaroh'un yanından artık hiç ayrılmaz. Bisebeb zehab ummuhu ila İstanbul, asbaha huwa wa akhihi Hasan allazi yasgharuhu asghar minhu bi sana la yanfasiluna abadan an Dabaroh. Dabaroh babasının seyisi, yaşlı bir adamdır. Kana Dabaroh huwa khadim al-Hasan li abihi wa kana rajulan aguzan. En sevdikleri şey atlardır. Kana akser me yuhibbunahu huwa al-hisana. Dabaroh'la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek onlar için çok zevklidir. Fakana hum ta'lahum katiran huwa al-dhahab bihim ma'a Dabaroh ila al-miyah ila makan al-miyah wa al-rukub ala zuhurihim al-ariyah. Torbalara arba koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok hoşlarına gider. Fakat kana vada'a al-sha'ir fi al-akyas ve mil' al-ma'alif bil-ashb ve izalet as-samad afdal bin nisbeti ileyhim min ayyi la'bah mumta'a. Dabaroh eline kaşığı alıp işe başladı mı tıkır 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 tıpkı bir saat gibi yerinde duramaz. Endeme yemsek Dabaroh fi yedihi al-hassasa ve yabda' fil-amel yetevkaf limuddet sa'a mutawasila. Bunu gören küçük çocuk ben de yapacağım diye tutturur. Lidelike yasarır alla tıfla sagir allazi yara hada bi kavlihi ana aydan sawfa akum bi zalik. O vakit Dabaroh onu tosunun sırtına koyar. Fi hadhihi al-asna yaqum Dabaroh bi wada'ihi ala zahr tosun huwa ismu Hasan. Eline kaşığı verir ve yatihi al-mahassa fi yedi. Hadi yap der ve yaqulu lahu hayya kum bi zalik. Bu demir geleceği hayvanın üstüne sürter. يقوم بفرك هذه الآلة الحديدية على ظهر الحيوان. أما o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdı. ولكنه لا يتمكن من إخراج هذه النقرة المتوافقة. Her sabah ahıra gelir gelmez Dabaroh tımarı ben yapacağım der. في كل صباح عندما كان يذهب إلى الإسطبل كان يقول لدبروه أنا الذي سأقوم بتمشيط الخيل. أما adam izin vermez. ولكن الرجل لم يكن يعطيه إذنا. Ancak boyu at kadar olunca yapabileceğini söyler. Ve yekulu lehu enneke sevfe tetemekken fakat min fi'li hâzâ indeme yasıl tuğlake ila tuğl al-hasan. Boyu atın karnına bile varmıyordu. Ve lakinne tuğlu lem yekun yasıl hatta ile batn al-hasan. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. İlla enne hâzâ l-amel kâne l-akser muta'a vel-akser keyfen. Sanki kaşağının düzenli tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor. وَكَأَنَّ النَّقْرِ الْمُنْتَزِمْ لِلْمَحَسَّ كَانَ يُعْجِبْ tosun. Kulaklarını kısıyor. وَكَانَ يَقُومُ بِغَلْقْ اَذَانِ kuyruğunun kocaman bir büskül gibi sallıyordu. وَكَانَ يُحَرَّكْ اَذَيْلُ مِسْلَ الْمَكْنَسَ الْكَبِيرِ tam timar biteceğine yakın huysuzlanır. وَبِمْغَرَّدْ قُرْبِ الْاِنْتِهَا مِنَا الْتَمْشِيدْ يَبْدَ فِي الْمُشَاكَسَ o zaman Dabaroh höyt diye
sağrısına bir tokat indirir. وفي هذه الأثناء يقوم دبره بالصياح قائلا هيت ويقوم بصفعه على جنبه. Sonra öteki atları tımarı başlardı. وبعد ذلك يبدأ في تمشيط الحصان الأخرى. أبي بيجن يالنز باشنا كلر. في يوم من الأيام يبقى الأخ الكبير وحده. حسن دبره درة كنارنا إنمشلردر. فقد نزل حسن ودبره إلى جانب الجدول. İçine bir tımar etme hırsı uyanır. Yenmu bidâhilihi râgba fî tamşîtel hısana. Kaşayı arar, yabhas anil mahassa, bulamaz, velakinnehu la yegidhen. Annesinin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği armağanlar içinden çıkan kaşığı pırıl pırıl parlıyordu. كانت المحصة التي كانت من ضمن الهدايا التي أرسلتها أمهم الأسبوع الماضي من إسطنبول تلمع ومتلألئة. Hemen alıp Tosun'un yanına koşar. Akhadaha bi sur'a ve zahaba bi janib Tosun. Karnına sürtmek ister. Arada an yahukka batni fakat rahat durmaz. Velakin al-hisan la yabqa sakinan. Sanırım acıtıyor diye düşünür. Lezellike yufakir qailan yabdu annaha tuği'u. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşığının dişlerine bakar. Yanzır ile esnen hezihil mahasse el-gemilen leti telma misle el-fidda. Çok keskin. Çok sivridir. Fakat kanat hadde ve mudabbebe kethiren. Biraz küreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başlar. Lidelike yebda fi hakkiha fi ala hagar al ha'it hatta yegaleha gayr mudabbebe kedelik. Dişleri bozulunca ve indeme tahrab esnanihe yeniden dener. Yebda fi tegribe marraten okra. Gene atların hiçbiri durmaz ve kızar. Velakin min gedid la tabqa al hisna sakine ve tabda fil gadab. Öfkesini sanki kaşağıdan çıkarmak ister. وَكَأَنَّهَا تُرِيدُ اِخْرَاجَ هَذَا الْغَضَبِ الَّذِي بِدَاخِلْهَا فِي هَذِي الْمَحَسَّةِ 10 adım ilerideki çeşmeye koşar. لِذَلِكَ يَقُومُ الصَّبِيِّ بِالْجَرْيِ نَاحِيَةَ النَّافُورَ الَّتِي عَلَى بَعْضَ عَشْرَةَ اَقْدَامٍ Kaşığı yalağın taşına koyup yerden kaldırabildiği en ağır bir taş bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başlar. ويقوم بوضع المحص على حجر الحوض وينزل عليها بالخط بأثقل حجرة استطاع أن يحملها بيده. İstanbul'dan gelen üstelik dabaruhun kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşığı ezip parçalar. وبذلك يكون قد دمر هذه المحصة الجميلة التي جاءت من إسطنبول والتي لم يستطع دبروه الإفراط في استخدامها. Sonra yalanı içine atar ve بعد ذلك يرميها بداخل الحوض. Bazısı çeşmeye bakarken yalanın içinde kırılmış kaşığı görür. Beynama yanzur abihi ila dâhil alla nafura yara el mahasse leti kusirat bidâhil el havd. Dabaruhun yanına çağırır ve yakum bi istidâ dabaru. Dabaruh şaşırır, yusdan dabaru. Kırılmış kaşığı ortaya çıkınca babası bunun kimin yaptığını sorar. Ve endeme yuktaşaf amrı hâdihi el mahasse maksura yabda أبوه بالسؤال من قام بهذا. دبرو bilmiyorum der. يقول دبرو أنا لا أعرف. Babasının gözleri ona döner. Daha bir şey sormadan çocuk تلتفت أعين أبيه إليه ولكن قبل أن يقول أبيه أي شيء يقول الطفل kaşığı kardeşi Hasan'ın kırdığını söyler. يقول أن أخي حسن هو الذي كسر المحصة. دبرو uyurken odaya girdi. لقد دخل الغرفة أثناء نوم دبرو. صندوقtan aldı ve akhadaha min as-sunduq. Sonra yalağın taşında ezdi. Ve بعد ذلك حطمها على حجر الحوض. Babası Hasan'ı çağırır. يقوم أبوه باستدعاء Hasan ve bu kaşığı niye kırdın diye sorar. ويسأله لماذا كسرت هذه المحصة. Hasan dabarumun elinde duran alete şaşkın şaşkın bakıp sarı saçlı başını sarsarak ben kırmadım der. Yanvur أخيه حسن إلى هذه الآلة التي في يد دبره بكل استغراب ويقوم بتحريك رأسه ذو الشعر الأصفر ويقول أنا لم أكسرها. Doğru söyle, darılmayacağım. Yalan çok kötüdür der babası. يقول له أبوه قل الحقيقة لن أحزن فالكذب شيء سيء جدا. حسن إنكارda direnir ولكن حسن يصمم على الإنكار. Baba öfkelenir, üzerine yürer, utanmaz yalancı diyerek yüzüne bir tokat indirir. يغضب الأب ويقوم بنعته بالكاذب الوقح ويقوم بصفعه على وجهه. دبرها götür bunu eve. Sakın
Bunu bir daha buraya sokma. Hep Pervin'le otursun diye haykırır. Thumma yasih ila Dabaruh failen. İzheb bihi ilel beyt. La tegalu ye'ti ila huna marraten uhra. Sofa yaqad daimen. Sofa yaqad tuğalal vakti biganib Pervin. Artık ahırda hep yalnız oynar. Asbaha el ahil kebir yalab fi el istabl luahdihi. Hasan eve hapsedilir. Ve yuhbas Hasan fil beyt. Annesi geldikten sonra da bağışlanmaz. Hatta ba'd magi'i ummihi fela yuğfer le. Annesi onun iftiraya atabileceğini hiç ihtimal vermez. Ve la tu'ti ummuhu ay ihtimal bi an yaqum ibnuha al-kabir bil iftira ala sagiraha. Ertesi yıl anne yazın yine İstanbul'a gider. Fi as-sayf al-muqbil tadhhab al-um marratan ukhra ila Istanbul. Hasan'a ahır hala yasaktır. ولكن الاستبل ما زال ممنوعا على حسن. Bir gün birdenbire hastalanır. وفي يوم من الأيام يمرض فجأة. Doktor koş balazı der. ويقول الطبيب أنه مصاب بذبحة صدرية أو اختناق. Babası yatağın başucundan hiç ayrılmaz. لا ينفصل أبيه أبدا عن طرف السرير. Yani يبقى ملازما له. Hizmetçi kardeşinin öleceğini söyler. وتقول له الخادمة أن أخيه سوف يموت. Ve çocuk ağlamaya başlar. O yabda attıfl fi el buke. Gece uyuyamaz. La yastatiyan nevm filmese. Uykuya dalar dalmaz. Hasan'ın hayali gözünün önüne gelir. Fabi mugarrat iğlaquhu li aynihi ye'ti hayal Hasan amamuhu. İftiracı, iftiracı diye karşısında ağlar. Ve huve yabki qailen amamuhu ennehu muftari muftari. Pervin'i uyandırır. Yakun bi ikaz Pervin. Hasan'ın yanına gitmek istediğini ve babasına bir şey söylemek istediğini söyler. Ve yekul laha ennehu yuridu zehab ila janib Hasan ve yurid ihbar abihi şey'en. Pervin yarın söylersin der. Takul Pervin lahu takul lahu fi's sabah. Sabaha kadar gene gözlerini kapayamaz. Velakinnehu la yetemekken min iglaq aynayhi hatta's sabah. Hava henüz ağrırken Pervin'i uyandırır. O beyneme الهواء ما زال ثقيلا يعني لم يطلع الصباح حتى يقوم بإيقاظ بيرفين أما زوالي سوتشوز كارديسي o gece ölmüştür. ولكن أخوه البريء المسكين قد مات هذه الليلة. Yazma 5. Bir hapishanede müdür olsanız suçluların eğitimi için ne gibi çalışmalar yapardınız? إذا كنت مديرا للسجن فما نوع الأعمال أو الجهود التي ستفعلها من أجل تعليم المذنبين؟ رابور halinde yazalım. لنكتب في شكل تقرير. Konuşma 6. Sizce vicdan azabı çekmek de bir ceza mıdır? Tartışalım. هل في رأيكم أن الندم هو أيضا عقوبة؟ دعونا نتناقش. تمام شمدي درسي ميز بيتي علشان نستمر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمنا بتعليق لان دعمك هو سبب استمرار القناة وما تنسوش تتابعونا على حساباتنا على انستجرام لو عايزين تعرفوا كل يوم كلمة جديدة او حكمة ومثل تركي جديد هادي جروشو